Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Estağfirullahal azim ve etübü ileyh. Muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selam. Kardeşlerim, dünya bir imtihan dünyası. Bunda ne kadar başarılı olabilirsek o kadar başarılıyız demektir. O yüzden bu heva kelimesine çok dikkat çekiyor Kur'an-ı Kerim. Değerli kardeşlerim, size birkaç ayeti kerime okuyayım. Şimdi siz de heva kelimesini Kur'an filhislerinden karşılaştırdığınız zaman peş peşe bazı ayetleri siz de göreceksiniz. Hiç şüphesiz bu ayetleri hepsini burada sayamaya vaktimiz müsait değil. Ben size birkaç tanesini, uyarıcı birkaç ayeti kerime okumak istiyorum hızlıca. Bismillah. Ve enzelne ileykel kitabe bil hak. Sana hak ile kitabı indirdik. Musaddikan lima beyne yedeyhi minel kitab. Kendisinden önce gönderilen kitaplara da tasdik edici. Onları onaylayıcıdır. Senden evvel İncil vardı, Tevrat vardı, Zebur vardı, peygamberlerin ellerinde suhaflar vardı. Ve müheymin aleyh, onlar üzerinde bir müheymin, bir gözetici, bir şahit. Aynı zamanda onları doğruluklarını tasdik ediyor, yanlışlıklarını da tasih ediyor, düzeltiyor yani. Öyleyse fahkum beynehum bima anzalallah. Aralarında, bu insanların arasında Allah'ın indirdikleriyle hüküm verir. Kanun Allah'ın kanunudur. Kitap, anayasa Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Onun kanunlarıyla insanların arasında hükmet, Allah'ın ayetleriyle insanları yönet. Ve la tettebi ehvâhum, onların hevalarına uyma. Ya Allah'ın indirdiği ya onların hevası. Sen bima enzelallah, Allah'ın inzal buyurduğu, indirdikleri ayetleri, kanunlarıyla insanları yönet, hükmet ve la tettebi, uyma, ittiba etme, peşine düşme, izinden gitme, ehvâhum, onların hevalarına. O yüzden Allah'ın dini karşısında uydurmuş bütün izimler rahmetli Cemil Meriç'in dediği gibi deli gömlekleridir yani. وَلَا تَتِّبِ اَوَاهُمْ اَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ Hak'tan sana gelenden dikkat et, onların hevası seni saptırmasın. Allah'tan sana geleni bırakıp da onların hevalarına uyma yani. Evet. Başka bir ayeti kerime. Maide suresi 49. ayeti kerime. Bu demin okuduğum Maide suresi 48'di. Devam ediyor ayetler. Arada bir bölüm var. Zaman kaybetmemek için ben orayı atladım değerli kardeşlerim. Haber vereyim. Maide suresi 49. ayeti kerime. Ve anihkum beynehum bima enzalallah. Aralarında Allah'ın inzal ettiği, indirdikleriyle hüküm ver. وَلَا تَتَّبِي اَهْوَاهُمْ Onların hevalarına tabi olma. وَحْذَرْهُمْ Sakın onlardan. Sakın. Sakın. اَنْ يَفْتِنُوكَ Seni fitneye düşürmelerinden. اَنْ بَعْدِ مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَ Allah'ın sana indirdiklerinin bazısından. Ya bu Müslümanlık tamam, biz de Müslümanız, şu kadarcını uyalım da ama şu noktada bizim hevamız ya da Avrupalıların görüşü hakim olsun. Hayır, İslam bir bütündür. Bölünüp parçalanmaz. Sosyalist, komünist diyor ki, tamam İslam güzel bir din ama ekonomiyle ilgili uygulamaları Marksizm'den alalım. Niye? İslam bu aslın ihtiyaçlarını göremez. Allah cahil diyorsun değil mi? Ha? Beyinsiz adam. Lafın nereye geldiğini düşünüyor musun? İslam güzel bir dindir, iyi bir ahlak da getirmiştir ama insanlar arası ilişkileri laiklik ölçüsünde yapalım. Yani devlete, yönetime, ekonomiye, mahkemeye, okula dini sokmayalım. Allah'ın kanunlarını buralarda atalım, yerine Avrupalılardan aldığımız veya o eğitimden geçtik, o doğrultuda bizim çıkartmış olduğumuz bir kısım görüşlere, sistemlere uyalım. Hepsine değil ama hiç olmazsa bir kısmını kabul edin ya. Ha, işte Allah oradan bizi sakındırıyor. Ne diyor? Vahderhum, sakın onlardan. Bir tuzak kuruyorlar sana. Sakın o tuzaktan. Nedir o? En yeftinuk, seni fitneye düşürecekler.
sapıtacaklar, küfre düşecekler. An ba'dı, bazısında ma anzalallahu ileyk, Allah'ın sana indirdiklerini. 6000 küsur ayetten bazısını, 3'ünü, 5'ini, 10'unu, 200'ünü attın, gerisini kabul edelim. Yok öyle. Ya tamamı, ya tamamı. Ya tamamını alır Müslüman olursunuz, ya birisini, ikisini inkar etseniz bile tamamını inkar etmiş gibi kafir olursunuz. Yok öyle ortaklık. Birazı küfür, birazı Müslümanlık. Yok öyle bir şey. Herkes dinini seçsin. Lekum dinukum veliye din. Bizim dinimiz bize, sizin dininiz size. Dikkat edin. Allah'ın bazı ayetlerini atıp yerine kendi hevalarını koyarak sizi fitneye düşürmek istiyorlar. Habibim, dikkat ederseniz bu uyarı peygamberimize yapılmış. Peygamberimize bile uyarı yapılması tehlikenin çok büyüklüğünü gösterir. Ya sırada Müslümanlar, siz o bir kere sakınacaksa siz 1000 kere sakınacaksınız ya. فَاِنْ تَوَلَّهُ Eğer yüz çevirirlerse, فَاَلَمْ بِرْ كِ اَنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُسُيْبَهُمْ بِبَعْضُ ذُنُوبِهِمْ İşlemiş oldukları o bir kısım günahlarıyla Allah onları musibetiyle cezalandırmak istiyor. وَاِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِكُونَ İnsanların ekserisi fasıktırlar. Çoğunla uyalım. Allah ne diyor? İnne kethiren minen nas. İnsanlardan kesiri çoğu le hiç şüphesiz ki fasikun, fasıktırlar. Yeryüzünde çoğunla uyarsanız demek ki fıska, yani Allah'a isyana, yoldan çıkmaya uymuş olursunuz. Hayır değerli kardeşler. Çoğunla değil. Hakka tabi olun. Hak neyse o. Devlet hayatında da öyle. Çoğunluk kötülüğü istiyor, zulmü istiyor. Hayır. Hak olan neyse, kanun olan neyse, doğru olan neyse ona uymak lazım. Onu savunan insanlar az bile olsalar. Azlık çokluk değil, hak oluş olmamak önemlidir. Değerli kardeşlerim, Şura suresi 10. ayeti de almıştım buraya ama zamanımız bir hayli geçti. Bu kadar ayeti kerimeler okuduk. Maksada kafir gelir inşallah diye sözü burada bitirmiş olalım. Velhasıl değerli kardeşlerim, bir Allah'ın dini var. Bir de insanların dini, yani görüşü, sistemi, ilkeleri, ideolojileri var. Biz Müslümanız. Hak olan din Allah'ın dinidir. Onun karşısındaki her şey batıl dindir. Bu komünizmdi, kapitalizmdi, bunlar da birer dindirler ama batıl dinlerdir. İnsanların uydurduğu dinlerdir. Bunlara ittiba eden sapık olur, Allah'a isyan etmiş olur. Müslümanlara da bunu teklif ederler. Müslümanlar, aman dikkat, fitneye düşmeyin. Allah uyarıyor, alimler de uyarıyor. Kur'an okuyoruz, Kur'an ayetleri bizi sayfalara dağılmış bir şekilde hevaya ittibadan uyarıyor. Çok enteresan. Size bu sohbeti hazırlarken tasavvuf terimleri sözlüğü Süleyman Uludağ hocamdan baktım. O nasıl hevaya ne mana veriyormuş diye bir daha dersime çalışayım dedim. Orada güzel bir şiir görmüştüm. Ehli tevhid olmak istersen sivaya meyli kes. Siva, masiva, Allah'ın dışındakiler. Ehli tevhid, tevhid ehli. La ilahe illallah diyen, Allah'ı birleyenlerden olmak istersen, sivaya meyli kes. Aç gözün, merdana bak. Allah bes, baki heves. Allah sana yeter. Bakisi boş bir hevestir. Seni hakka vasil etmez. Hoşça kalın ve selam.